Sevgili seyirciler, Şanlıurfa'daki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Şanlıurfa'nın merkez ilçelerinden birisi olan Eyyubiye'ye gidiyor ve Rota Pamuğu ziyaret ediyoruz. Haberi arkadaşlarımız Selma Yüksel ve Meral Arda birlikte hazırladı. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, aynı zamanda bereketli topraklarıyla bir tarım ve tarıma dayalı sanayi kenti. Ülkemizde beyaz altın olarak bilinen pamuğun en çok üretildiği kentimiz olan Şanlıurfa'da bu sektörde hizmet veren birçok işletme bulunuyor. Bu işletmelerden biri olan ve Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Eyyubiye'de faaliyet gösteren Rota Pamuk ve Rotobar, tekstil sektörünün önemli çözüm ortaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Gerek üretim kapasitesi gerekse kullandığı teknolojiyle öne çıkan Rota Pamuk ve Rotobar, 2016 yılından beri faaliyet gösteriyor. Firma ve çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeki Yıldız'la birlikteyiz. 2016'dan beri işimizi icra etmekteyiz. Tamamen pamuk üzerine, pamuk ve pamuk ürünleri üzerine çalışıyoruz. Şimdi Güneydoğu'da 216'ya yakın çırçır fabrikası var. Bizim bir tek farkımız yeni versiyon olmak üzere Rotobar olarak. Yani Savcın'la çırçır arasında bir fabrika olduğundan kapasitemiz 15 bin ton, 20 bin tona kadar da bazen çıkmaktadır. Firma istihdama da katkı sağlıyor. Fabrikamızda gece ve gündüz 15'er kişi çalışıyor. Vardiya olarak 15'er kişi çalışıyoruz. Hepsi de sigortalı işçilerimiz. Yani elemanlarımızın tamamen hepsi kalifiye. Daha önce de zaten burada çalışıyorlardı. Yıldız, tesisin üretim sürecine ilişkin şu bilgileri veriyor. Çiftçilerden gelen malı önce kantardan, randımandan geçirip İşletmemize depolar halinde, gruplar halinde indiriyoruz. Bizim 13 tane depomuz var. Pamuğun kalitesine göre pamuğu döküyoruz, kütlü pamuğu. Önce bunları işletmeden geçiriyoruz. Balyelerin de kalite olarak birinci, ikinci, üçüncü sıralar olarak parti halinde dizip piyasaya sunuyoruz. Firma üretimini en son teknoloji makinelerle yapıyor. Şimdi bizimki çırçır değil. Onlar Rolergin ve Savcın arası Rotobar'dır bizimkiler. Tamamen Aydın üretimi, bir kısımda dışarıdan ithal edilmiş. Kapasite onun için çok yüksek. Hızlı makinalar, yani son versiyon makinalar. Bizim 20 tane temizleme grubumuz var. Pamuk geldiğinde önce bu temizleme gruplarından geçer. Bu nedenle firemiz diğer çırçırlara göre 6 kat, 7 kat daha fazla. Yani tamamen biz kaliteye önem verdiğimiz için o temizleme gruplarından geçirip ondan sonra makinelerden geçiriyoruz. Bu da fireye neden oluyor. İçindeki mesela telafi, elyafi her şeyi ayırıyoruz. Yıldız, kaliteli üretim için çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Şimdi el toplamaları haliyle daha kaliteli. Bu makine, biçer makinesine geçtikten sonra kalite biraz bozuldu. Bizim Doğu Güneydoğu çiftçilere de biraz bu konuda geri kaldığı için, yani herhangi bir üretim yapılmıyor. Yani bilinçlendirme, işte mühendislerimiz var. Bununla ilgili herhangi bir çalışma olmadığından çiftçiler kafasına göre üretim yapıyorlar. Bu da bizim pamuğumuzun kalitesini düşürüyor. Mesela İzmir'le yarışamıyoruz. Fiyat farkımız var en az 1 milyon balya başına. Bu da bizi üzüyor açıkçası. Tarladan gelen pamuk kalitesine göre sınıflandırılıp fiyatlandırılıyor. Kalitesine göre değerlendiriyoruz. Mesela Kandiya, Fiona, Karya, buna benzer tohumlardan üretilen pamuklar var. Onları da kalitesine göre fiyatlandırıyoruz. Rota pamuk ağırlıklı olarak iç pazara hitap ediyor. Pazarımız genelde iç piyasa, Maraş, Edirne, Tekirdağ, Denizli, Antep, Hatay. Bu yörelere satıyoruz, iplik fabrikalarına satıyoruz. Şimdi de üretim süreçleri hakkında bilgi almak üzere Yıldız'la birlikte tesisi geziyoruz. Şimdi evvela çiftçiden mal gelir, kantara girer. Kantardan sonra bizim ana depomuza gelir.
burada gruplara ayrılır. Gruplara ayrıldıktan sonra içeride gördüğümüz modülle işletmeye verilir. İşletmeden sonra kalite kalite balyalar ayrılır. Böyle parti parti indirilir. Bunların numaraları vardır. Birinci, ikinci, üçüncü kaliteleri vardır. Bu şekilde işlem devam eder. İşletmede bizim makineler var. 12 makineden geçer. Burası bir rotobar. Yani çırçırın bir üst versiyonu. Rotobardan girdikten sonra balya halinde parti olarak indiriyoruz. Biz bu pamukları yalnız Türkiye için değil, bütün dünya rekabeti için üretiyoruz. Ve hodri meydan diyoruz, her şey meydanda. Rotobar pamuk. Üretim kalitesiyle dünya pamuk pazarına hodri meydan diyen Mahmut Niyazi Kızılyaprak, Rota Pamuk ve Rotobar'da denetmen eksper olarak çalışıyor. Firmanın üretim sürecini anlatan Kızılyaprak, sahip olduğu üretim teknolojisi nedeniyle firmanın dünya pamuk pazarında rekabete açık olduğunu ifade ediyor. Biz burada dünya standartlarını uyguluyoruz pamuk konusunda. Buraya gelen pamukları tohum olarak, renk olarak, elyaf uzunluğu olarak tasnif edip depolayıp depoladıktan sonra muntazam bir işletmeyle balya haline getiriyoruz. Ve bütün dünya standartlarına uygun olarak bütün dünya devletlerine satılmak üzere hazırlıyoruz. Türkiye'de işletme olarak kullanılan Rolergin, çırçır demek, Rotobar ve Savcın tesisleri vardır. Bu Rotobar ve Savcın tesislerinin temizleme aygıtları çırçırlardan çok farklı olup tamamen sıfır yabancı maddeye kadar temizleyebilmektedir. Yani bizim işletme olarak üstünlüğümüz budur ve bu da bizi bütün dünyaya açmaktadır rekabet açısından. Kızılyaprak ihracat konusundaki görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor. İhracat konusunda bizim önümüz açık. Fakat iplik fabrikalarına kota konulmadığı için iplik fabrikaları balyaları yurt dışından getirmektedir. Onun için sektörde bir sancı var. Haliyle bu çiftçiye de yansımaktadır. Bu konuda da bir çözüm arayışı içerisindeyiz. Pamuk fiyatları Amerika Birleşik Devletleri New York borsasında dolar bazında belirlenmektedir. Türk çiftçisinin dolara müdahale edeceği gücü olmadığından rekabet edememektedir. Vizyon olarak üretim ve istihdama dönük yatırımları nedeniyle Rota Pamuk'u kutluyor, uluslararası pazarlarda kendilerine başarılar diliyoruz.